Amerika'da inşallah Hüma ve Oktar kardeşlerimiz Washington DC'de hür ve kabul edilmiş büyük Mason locasını ziyarete gittiler. Allah Allah. Yani oktar dönmesin. Ben onu koruyamam Allah alemi. Hocam. Hür ve kabul edilmiş Mason locası. Evet. Amerika'da. Aboreyn, aboreyn. Maşallah. Maşallah. Büyük Üstad Joseph Crociata ve bir sonraki dönem Büyük Üstad olması beklenen Teka Foli ile görüştüler. Maşallah. Maşallah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili hadislerini detaylı anlatarak kıyamet alametlerinden ve ahir zamanda yaşadığımızdan bahsettiler. Ve Said Nursi Hazretleri'nin hadislere dayanarak bildirdiği kıyamet tarihini verdiler. Üstad Masonlar konuları çok ilgiyle dinlediler. Masonların dünya çapındaki inanç özgürlüğü, huzur ve barışın temininde oynayacakları rolü anlatan kardeşlerimiz bu konuyla ilgili bir röportaj yaptılar. Sizin kitaplarınızı hediye ettiler. Onlar da bu hediyeleri memnuniyetle kabul edip Washington DC Büyük Mason Locası'nı kütüphanesine koyacaklarını söylediler. Maşallah, ben Oktar'ı tanımıyorum. Oktar beni tanımıyor. Nereden tanışıyorsun sen? Hocam. Maşallah, aferin. Arkadaşlarımız ayrıca New America Foundation adlı düşünce kuruluşunun direktörü olan Daniel Levy'yi ziyaret ettiler ve röportaj yaptılar. Barışın temini ve terörü olabilecek çözümlerle ilgili yapılan sohbetten sonra kardeşlerimiz kendisine İslam Terörü Lanetler kitabını hediye ettiler. Maşallah, maşallah. Mehdi talebelerini görüyor musun sen? Maşallah. Cenab-ı Allah bak dünyanın en büyük güçleriyle Mehdi talebelerini bağlantıda tutuyor. Bediüzzaman ifadeleri tahakkuk etmeye başladı. Hristiyanlarla ittifak inşallah ve dünyayı yöneten güçlerle Allah bağlantı haline geçirdi. Ki dünyayı yönetiyor Masonluk. Onlara İslam'ı, Kur'an'ı anlatmak, Resulullah'ı sevdirmek, Allah'ı sevdirmek. Cenab-ı Allah böyle güzel bir görevi bizlere deruht ettiriyor. Allah'a hamdolsun. Maşallah. Tebrik ediyorum Oktar'ı. Maşallah. Efendim, ahir zamanın mübarek varlıkları. Oktar çok güzel yapmış. Maşallah. Masonlarla bağlantı çok önemli. Hazreti Mesih'in talebeleri olacak onlar. Mehdi'nin talebeleri olacak. Adana'ya geliyor. Adana'ya inşallah. Masonların meşriki azamı. Üstadlar üstadı. Adon yahut Adonay. Onların bütün efsanelerinde bu geçer. Ahir zamanı dünyanın son zamanlarına doğru Adon'un zuhur edeceği, Adonay'ın zuhur edeceği ve başlarına geçeceği söylerler. Efendim, Hüma ve Oktar ikisi birlikteler. İkisi maşallah, iyi, aferin. Hüma'ya da iki kardeş bak, bunlar mübarek yani. Allah mübarekliklerini artırsın, mübarek kılsın. Mabruk, Allah bereket, huzur, iyilik, güzellik versin. Ne güzel cihat insanları kardeşim ya. Ne güzel cihat insanları. Mesela Hazreti İbrahim'in babası kafirdi. Azer. Evet. Hazreti İbrahim peygamberdi. Mesela Nuh peygamberdi ama oğlu kafirdi. Efendim, Hazreti Adem'in oğullarından biri kafirdi, biri mümindi. Allah her insana ayrı bir güzellik, bir hayır veriyor. Bazı insanlara da küfür takdir ediyor Allah. Allah onların küfrüne bir şey veriyor, fetva veriyor Cenab-ı Allah kaderde. Veyahut işte onları o şekilde yönlendiriyor. Onlar da küfrün içerisine dahil oluyorlar. Dünya masonluğunun İslam'ın dünyaya hakimiyetinde vesile olacağı kimin aklına gelirdi ya? Tabii, tabii, bak hocam. Allah taştan su çıkarıyor ya. Maşallah. Hazreti Musa diyor değil mi? Asanla taşa vur. 12 yere vurdu Hazreti Musa. Taş cayır cayır su çıktı. Hiç ummadıkları yerden İslam dünyaya hakim oluyor. Masonların iyi bir özelliği yobazlığa karşıdırlar. Ama İslam'ı seviyorlar. Bu güzel. Şahane bu.
efendim ilk defa aklı başında bir Müslümanlık anlayışı görüyorlar. İlk defa. Vardı aklı başında Müslümanlık anlayışı ama sunan anlatan pek olmuyordu. Şimdi gidip onların localarına kadar gidip anlatınca aa diyorlar ne güzelmiş İslamiyet. Tabii. Müslümanlar ne güzelmiş, ne güzel hayat. Allah mübarek etsin biz de sizi destekliyoruz diyor. Eğer Müslümanlık böyleyse tamam diyor. İslam dünyaya hakim olsun. Bak tapınak şövalyeleri de aynısını söylüyor, masonlar da aynısını söylüyor. Siyonist teşekküller de aynısını söylüyor. İsrail hükümeti de aynısını söylüyor. Allah muvaffak etsin, İslam hakim olsun diyor. Buraya gelen baş aham da arabaya binerken sarıldı. İnşallah dedi yani. İnşallah. Allah hepsine görev verdi. İnşallah. Öyle takdir etti Cenab-ı Allah. Komünisti, dinsizi, imansızı hepsi imana gelecek. Cayır cayır İslam dünyaya hakim olacak. İnşallah. Ayet ayet Kur'an, adım adım İslam. Kur'an'ın gizlenen gerçeklerini insanlar öğreniyorlar. Risale-i Nur'dan gizlenenleri öğreniyorlar. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor.